İyi günler sevgili SomaTV.net izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Bugünkü programımızın konuğu Soma Atölye Kültür Derneği Başkanı Sayın Önder Adar. Önder Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederim sizlere de. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin. Allah kolaylık versin. Çok sağ olun efendim. Sevgili SomaTV.net izleyicileri, bugün böyle normal programın dışında bir program gerçekleştirdik. Önder Başkanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri kırmadı. Programımıza katıldı. Biraz sonrasında ben size tam olarak anlatacağım programın nedenini. Ve AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'la da bir telefon bağlantısı, canlı telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şu anda Selçuk Başkanımız Cumhurbaşkanımızın yanında bir toplantıda Ankara'da. Malum Cumhurbaşkanımız Cuma günü Manisa'da olacak. Bir Manisa ziyareti olacak. O programla ilgili acil bir toplantıya katılmasından dolayı şu anda külliyede kendisiyle telefon bağlantısı kuruyoruz. Biraz uzayacak tahmin ediyorum. Biz 12 gibi düşünüyorduk canlı telefon bağlantısını ama tahmin ediyorum bu toplantı biraz uzayacağı için biraz daha gecikecek ama biz o sırada Önder Başkanımla ilgili telefon bağlantısı kuruncaya kadar değerlendirmelerimizi yapacağız. Evet, Önder Başkanım, öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet. 94. yılını kutladık. Nece 94. yılları inşallah. İnşallah. Soma'da güzel etkinlikler oldu Cumhuriyet Bayramı ile ilgili. Ve özellikle de akşam düzenlenen Fener Alayı ve yürüyüş, özellikle sizin önderliğinizde çok coşkulu oldu. Bütün Somalı vatandaşlar katıldı. Öncelikle bunlarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii. Şimdi ben öncelikle sevgili Somalı hemşehrilerimi, ekranları başında olan sevgili vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlamak istiyorum. Ve sizlere hitap etme şansı verdikleri için de Soma TV Net ailesine ve sevgili Tanrı'dan Yusuf'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz Önder Başkanım. Kendilerinin ifade ettikleri gibi bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çok uzun yıllardan beri ilk defa son derece coşkulu ve halkımızın büyük bir katılımıyla gerçekleşti. İşin sevindirici tarafları ise bu hem devlet tarafından gerçekleştirilen törenlerde hem de sivil inisiyatif tarafından tertiplenen Fener Alayı'nda da insanlarımız son derece coşkulu ve Cumhuriyet'e bağlı ve Atatürk'e bağlı olduklarını ifade eden davranış şekilleri gösterdiler. Bu bizi son derece mutlu etti, gururlandırdı ve Cumhuriyetimizin 94. yılı münasebetiyle bu etkinliklere katılan, destek veren herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçen Soma'mızın farklı farklı sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerine ve destek veren herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Allah daha nice yıl dönümlerini kutlamayı bizlere nasip etsin diyorum. Bir kez daha Cumhuriyetimizi kutluyorum. Önder Başkanım, çok teşekkür ederim. Biz de bu tabellerinize katılıyoruz. Çok renkli bir kişiliğiniz var. Çok teşekkür ederim. Sosyal medyayı iyi kullanıyorsunuz. Bir siyasi tabii ki güzel bir geçmişiniz var. Bir dönem belediye başkanlığı yaptınız Soma'da. Çok büyük hizmetler verdiniz. Teşekkür ederim. Şu anda da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çok önemli bir sivil toplum örgütünün başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Sizleri biz de çok yakından takip ediyoruz. Soma Komu'yu da çok yakın takip ediyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla görüşlerinizi bildiriyorsunuz. Evet. Bu görüşleriniz kimi zaman sert eleştiriler şeklinde oluyor. Kimi zaman tavsiyeler şeklinde oluyor. Kimi zaman kızıyorsunuz, kimi zaman övüyorsunuz. Evet. Ama çok gündeme oturuyor ve Komu'yu çok yakından takip ediyor. Evet. Bunlarla ilgili şu son dönemi özellikle bir kısa bir değerlendirmenizi isteyebilir miyim sizden? Yani neler yapıldı, neler yapılmadı, neler az yapıldı, neler çok yapıldı, hiçbir şey mi yapılmadı Soma'da? Evet. Gibi kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Teşekkür ediyorum, memnuniyetle. Değerli Somalılar, öncelikle ben 1962 yılında Soma'da doğdum. Soma'da okudum, Soma'da büyüdüm. Sizler beni
belediye başkanlığı makamına kadar layık gördünüz. Bu kutsal görevi de yerine getirdim. Şimdi de çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapmaktayım. Tabii bu saydığım makamlar zaman zaman Soma ile ilgili kendime ait sosyal sistemle, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta değerlendirmeler yapmaktayım. Bu değerlendirmeler Soma'nın halihazırdaki kurumu, gidişatı, geçmişle mukayese ederek bir takım görüşlerimi ifade ediyorum. Bunda da eski bir belediye başkanı olmamın ve şu anda bir Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlığı yapmamın sonucu olduğunu sizlere bildirmek isterim. Bundan da mutluluk duyuyorum. Sevgili Somalılar, 2004 yılında ben belediye başkanlığı görevini bıraktım. O tarihten itibaren yaklaşık 14-15 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi ilçemizi yönetmekte. Hem genel politikalarla hem yerel politikalarla siz Somalıların hayatına dokunmakta. Zaman zaman bu icraatlarla ilgili, bu yürütmelerle ilgili fikir beyan ediyorum. Olumlu görüşler alıyoruz, olumsuz görüşler alıyoruz. Ama ben bu çalışmalara devam etmeye özen gösteriyorum. Çünkü Soma'nın gelişmesine bir nevi katkısı olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede sevgili Somalılar, 15 yıldan beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin idaresinde olan Soma'mız için 2004 yılında şöyle bir açıklama yapmıştım. Seçimi ben kaybettim ama inşallah Soma kazanmıştır. Çünkü hem iktidar hem de yerelde belediyemizin aynı partiden olmasının Soma'ya çok yararlar getireceğini düşünmüştüm. Ve bunu da açık yüreklilikle ifade etmiştim. Dile kolay, 3 dönem tam 15 yıldır iktidarda AKP var. Belediyemizde de AKP'li bir belediye başkanımız var. Beklentiler çok büyük. Hakikaten her istediğiniz oluyor. Paraysa para geliyor. Yetki ise yetki geliyor. Bakanlıklar sizde, her türlü imkan sunuluyor. Ama 15 yıl geçip günümüze geldiğimizde, geriye dönüp baktığımızda ben de maalesef bir hayal kırıklığı yaşanmaktayım. Bu süre zarfında hiç mi güzel şey olmadı? Böyle bir şey söylemek zaten mümkün değil. Yani her belediye başkanı mutlaka görev yaptığı dönemde Soma'ya çok güzel hizmetler yapmıştır. Ama bu dönem için beklenti daha fazlaydı. Çünkü iktidarla birlikte uyumlu bir belediyemiz var. Değerli Somalılar, bu 15 yıllık süre zarfında güzel çalışmalar da oldu. Örneğin, işte hepimizin yıllardan beri özlemle beklediği bir çevre yolu bitirildi ve hizmete girdi. Allah razı olsun emek verenlerden. Evet. Yine son dönemin en güzel hizmetlerinden birisi bölge hastanesi Soma'mıza kazandırıldı. Bir takım noksanlarımız var, sıkıntılarımız var ama onların da giderileceğini düşünüyorum. Yine Soma Belediye'mizce, üstüne basa basa söylüyorum, mahallelerimizde yapılan sağlık ocakları bence takdire şayan bir hizmettir. Son derece isabetli olmuştur. Yer seçimi hatalı olmakla birlikte Soma'ya bir otogar kazandırılmış ve gerçekten Soma'mızın önemli ihtiyaçlarından birisidir. Bu da yerine geldi. Evet. O nedenle de bir Somalı olarak mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bu 15 yıllık süre zarfında sevgili Hasan Ergen'in belediye başkanlığı döneminde çok takdire şayan hizmetlerinden birisi de çöp toplama hizmetleri. Gerçekten son derece belediyemiz çöplerimizi düzenli topladığını düşünüyorum ve faydalı hizmetler verdiği kanaatindeyim. Değerli Somalılar, bir o kadar önem verdiğim hizmetlerden birisi de hayvan pazarı yapılmış ve hizmete girmiş bulunuyor. Bu da gerçekten önemli bir hizmet. Yine İstasyon Mahallesi'ne yapılan bir üst geçit ki gerçekten önemli bir ihtiyaçtı. Bu nedenle de belediyemizi her zaman kutluyorum, tebrik ediyorum. Sıcak su çalışmaları halihazırda beraber yürütülen sıcak suyla şehrin ısıtılması projesi çok güzel bir hizmet. Evet. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye'mizin de devreye girdikten sonra ortaklaşa yapılan pis su arıtma ünitesi ki Avrupa kaynaklı bir krediyle yapılmıştır. Bence Soma'nın en önemli ihtiyaçlarından birisiydi. O nedenle de
hizmeti geçen belediyelerimizi kutluyorum. İstihdama yönelik olarak yapılan çimento fabrikamız var. Şu anda sonuçlanmak üzere. Orada da önemli bir hizmet imkanı bulacağımızı düşünüyorum. Özellikle işsiz arkadaşlarımızın. İşte Kolin Santralı, Kolin Şil firması yeni bir santral yapıyor. Bunlar da Somu'muzun nüfusunu arttıracak, ileride gelişmesine imkan sağlayacak yatırımlar. İstihdam emek, sağlayacak. İstihdam sağlayacak yatırımlar. Emek veren herkesi kutluyorum. Son olarak da çok takdir ettiğim bir şey var. Onu da söylemek istiyorum. Şehir içi taşımacılık da bana göre şu anda çok güzel yapılmakta. Evet. Yeni araçlarla, yeni imkanlarla Soma'nın her yerine bu imkanlar sağlanmakta. Değerli Somalılar, bunlar benim 15 yıllık süre zarfında AKP'li belediye ve AKP'li hükümetler zamanında ve son 3 yıldır da MHP'li Büyükşehir Belediyesi sayesinde gördüğüm ve takdir ettiğim çalışmalardır. Özellikle istasyon meydanı düzenlemesi ve Atatürk Caddesi'nde yapılan çalışmalar ki hakikaten bütün Somalıların takdirini kazanmaktadır. Peki bu 15 yıllık süre zarfında bu saydığım hizmetler Soma'nın ilerlemesine, Soma'nın önüne geçmesine imkan vermiş midir derseniz bana göre vermemiştir. Neden derseniz 2004 yılına göre Soma'da temel sorunlar aynen durmaktadır. Bunun başında da santralın bacasından meydana gelen hava kirliliği aynen devam etmektedir. Termik santralımızın bacası etrafa zehirli gazlar çıkarmaya, atmosfere kül yayma aynen devam etmekte. 2017, 2018, 2019 derken şimdi de desülfürizasyon ünitesinin yapılacağı 2019 olarak bize açıklandı. Evet. Ama 15 yıldan beri bu yönde en ufak bir çalışma olmadığının maalesef farkındayız. Yine biraz önce ifade ettim. Soma Belediyesi çok güzel çöp topluyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Ama toplanan çöplerin nereye atıldığını acaba Somalılar biliyorlar mı? Şu anda Soma Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi hangisinin muhtesinde bilmiyorum ama Soma'da toplanan çöpler Sarıkaya'da bir havzada on binlerce ton olmak üzere birikmiş durumda. İnanılmaz bir çevre katliamı var. 15 yıldır aynı santralın termik bacasında olduğu gibi burada da en ufak bir çalışma yapılmadı ve katı atık çöp toplama alanı ile ilgili olarak bir adım mesafe kat etmedik. Değerli Somalılar, çok önemsediğim Bakırçay'ın ıslahı projesi var. Evet. Bakırçay'ımız 15 yıldan beri maalesef ıslah edilemedi. Geçenlerde Eskişehir'e gezmeye gitmiştik. Eskişehir Belediye'miz o porsuk çayını nasıl düzenlemiş ve insanların istifadesine sunmuş, inanın imrendim. Niye biz bunu bir 15 yıldır Soma'da yapmayalım, yapamayalım? Gerçekten üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Bana göre bu da en önemli kayıplardan birisidir. Doğru. Yeşil alan çalışmalarımız maalesef yetersizdir. Eski belediyeler zamanında yapılan Bülent Ecevit Parkı, 13 Eylül Parkı ve Koru Park'ın üstüne yeni bir 10 dönümden aşağı olmak kaydı ile yeni bir park yapılmamıştır 15 yıldan beri. Bu çok önemli bir eksik. Bizim yeşil alan yapılsın diye bıraktığımız yerlere de maalesef otobüs garajı, kamyon garajı yapılmıştır. Şimdi Somalıların çok eleştirdiği bir konu var. Ben onu da buradan dile getirmek istiyorum. Örneğin biraz önce teşekkür ettim kendilerine ama hastane, bölge hastanesiyle ilgili olarak Somalılar eleştiride bulunuyorlar. Diyorlar ki eğer hastane yapacaksanız şehir merkezinde halkın gidebileceği bir yere yapsaydınız ya. Biz ne yaptık? Tam tersini yaptık. Kamyon garajının yapılacağı yere hastane yaptık. Hastane yapılacak yere de kamyon garajı yaptık. İşte bu tür sıkıntılardan dolayı zaman zaman ben mevcut belediyemizi ve iktidarı eleştirmekteyim. Bugün istasyon şınav sahası 184 bin metrekare bir alandır. Buraya hastane yapılsaydı bence çok daha oraya geçecek ve Somalılar çok daha memnun olacaklardı. Bunları eleştiriyoruz zaman zaman. Önder Başkanım çok özür dilerim. Buyurun. Siz de isterseniz bir soluklanın. Tabii. Bu hastaneyle ilgili bir önemli bilgiyi aktarmak istiyorum. Tabii. Yani buradan bütün yetkililer de bilsinler. Birkaç günden beri çok yoğun bir talep geliyor. O da şöyle. Havaların da tabii ki kış olması ve yağmurların da başlamasından dolayı
hastanenin önünde Bergama istikametine doğru. Evet. Avdam'dan, Kınık'tan, Bergama'dan gelen tabii ki hastalar var. Evet. Bir durak olmamasından ve hastaların hastane ihtiyaçlarını gördükten sonra oradan şeye minibüs tarayabilmek için bir duran olmamasından dolayı çok büyük şikayet geliyor şu anda. Evet. Tabii ki doğru. Şimdi düşünün, hastane ihtiyaçlarını gördü hastalar, ayrılacaklar. O istikamete doğru gidecekler ama nereden binecekler? Nereden binecekler şeye? Büyük bir sıkıntı. Hava var, yağmur, soğuk vesaire. Ben buradan yetkililere iletmek istiyorum. Tabii şimdi şey de karışıyor Önder Başkanım. Büyükşehir Belediyesi, Soma Belediyesi, hangisi alanda, hangisi dışında. Evet, bu konuda çok sıkıntı yaşanıyor. Yani çok bilmiyorum ama kim yaparsa yapsın oraya çok acil bir durak ihtiyacı var çok gibi önemli, sanki. Çok önemli. Onu da buradan sizin vasıtanıza bildirmiş olayım. Ben de teşekkür ediyorum. Buyurun Önder Başkanım. Bilgilendirdiğiniz için. Şimdi yine 15 yıldan beri Somalıların heyecanla beklediği iki proje var. Soma'yı şahlandıracak, Soma'yı kalkındıracak iki tane dev proje. Birisi benim belediye başkanlığı zamanında başlattığım Soma Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları. Bir diğeri de Soma'nın çok elzem yapılması gereken fakülte ihtiyacı. Evet. Bu iki temel sorunla ilgili olarak geldiğimiz noktada halihazırda bir sonuca ulaşamamamızdan dolayı ben muzdaribim. Çalışma olmuyor mu? Oluyor. Ama çok ağır yürüyor. Şimdi koskoca 15 yılda biz bir organize sanayi bölgesini yapamazken hemen dibimizdeki Akhisar, evet, organize sanayi bölgesini tamamladı. Şimdi ikinciyi açmak İlavesi üzere ilave için çalışmalar yürütüyorlar. Yine bacasız fabrika dediğimiz fakültenin Soma'ya çok acil kazandırılması lazım. 5000 tane fakülte açılması durumunda buraya öğrenci geldiğinizi kafanızda canlandırın. Hem sosyal hem iktisadi alanda ülkenin Soma'mıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Kesinlikle. Bunun bugüne kadar görev yapan, 15 yıldan beri görev yapan belediye başkanlarımız, milletvekillerimizin üzerinde durması gerekiyordu. Yani bu sorunun bugünlere kadar kalmaması gerekiyordu. Üstelik 301 tane şehit madenci verdik biz. Maden kazası, Türkiye'nin en büyük maden kazasında insanlar babasız, çocuksuz, eşsiz kaldılar. Büyük bir facia yaşadık. Ama biz bunu yerel yönetimler olarak ve siyasetçiler olarak bir fırsata çevirebilirdik. Çünkü Türkiye'nin her yerinden, bütün kamu kurumlarından, bütün özel iktisadi şirketlerden Soma'ya yardımlar geldi. Bunları dahi fırsata çevirip şuraya bir fakülte dahi bugüne kadar açamamış olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Değerli Somalılar, 15 yıldan beri işte sıkıntılarımız has safhada diyoruz. Yol ve kaldırım tanziminde Soma'nın geldiği nokta ortada. Bugün Soma'nın sokaklarında gezin 10 kişiden 9 kişi yollardan ve kaldırımlardan şikayet etmekteler. Ha bir altyapı çalışması yürüyor. Bu altyapı hakikaten zor ve meşakkatli iş. Ben de yaptım bu işi. Sabır istiyor, güç istiyor, dayanıklılık istiyor. Doğru. Ama sonuçta insanlarımız mağdur oluyorlar. Ben buradan yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı planlı ve koordineli çalışmaya davet ediyorum. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Doğru. Zaten. Planlı plan programlı olsa belki bu kadar sıkıntı yaşanmayacak. Kesinlikle. Onun için mesela en önemli sorunlardan birisinde bunu görüyorum. Yol ve kaldırım tanzimi planlamalarında eksiklik var. Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi. Soma'da inanılmaz bir genç nüfus var. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin gidebilecekleri gençlik merkezi, sanat merkezi, bu tür şey ihtiyaçlar bugüne kadar 15 yıldan beri çözülmemesi büyük bir handikap. Bu konuda da Sayın Belediye Başkanımızı, Büyükşehir Belediye'mizi acilen yardımcı olmaya davet ediyorum Soma'ya. Sevgili Somalılar, 2004 yılında hizmeti bıraktığımızda Soma'ya çok güzel bir kapalı spor salonu kazandırdık. Muzaffer Ecemiş kapalı, evet, spor salonu. Bu Türkiye'deki sayılı kapalı salonlardan birisidir. Biz o salonu buraya salon sporlarını geliştirsin diye yaptık. Ama bugün gelinen noktada maalesef bakımsızlıktan ama yerel yönetimlerin hatası ama genel idarenin hatası bilemiyorum. Şu anda atıl ve kullanılmaz, doğru, durumda bekletiliyor. Bunlar büyük hatalar. Yine Soma'nın sosyal sorunları var. Nedir sosyal sorunlar? Biraz önce ifade ettiğim maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsü kadar işini kaybeden vatandaşlarımızın da üzüntüsünü yaşamaktayız.
Binlerce insan işsiz ve açsız kaldı. Bunların tazminatlarının şu dakika itibariyle hala ödenememiş olması, yine daha önce faaliyet gösteren bir takım madenlerin, Darkale gibi işte oradan çıkan işlerin tazminatlarının hala ödenememiş olması, tek parti iktidarında bile bu sorunun çözülememiş olması beni bir Somalı olarak rahatsız etmekte. İşte bunların çözümü için, bunların acilen bitirilmesi için zaman zaman Facebook sayfamda insanları göreve davet ediyorum. Son olarak söyleyeceğim bir şey daha var. 15 yıllık sürede eksiklik olarak gördüğüm, samimiyetle ifade etmek istediğim bir konu daha var. Somamızın eski adıyla köyleri şu anda mahallesi var. Evet. 53 mahallemiz, 4 beldemiz var. Bu beldelerde yaşayan insanların da sorunları var. Sadece şehir merkezinde yaşayan insanların sorunları yok. Ama görüyorum ki özellikle yollar konusunda onların da çok büyük sorunları var. Şehir içi, pardon, köy içinde kaldırım ve taş düzenlemesi yapılırken yolların, Soma'ya bağlantı yolların hala yapılamamış olmasından dolayı insanlar büyük mağduriyet yaşıyorlar. Bunların yerel yönetimler ile çözülmesi son derece kolay. Ama dediğim gibi her şey planlama ve koordinasyondan geçiyor. Burada yaşayan insanlara belediyeler, artık yasalar değişti. Eskiden böyle şeyler mümkün değildi ama büyükşehir yasası ile birlikte belediyeler burada yaşayan insanların ekonomik yönden de önünü açabiliyorlar. İşte insanları köyde tutabilmemiz için, köyde hayatını devam ettirebilmemiz için onlara imkanlar sağlamamız lazım. Mesela belediyeler köylerde fidan dağıtmakla olmuyor bu işler. Sadece fidan dağıtmakla değil. Örneğin bir çiçekçilik faaliyetinde bulunabilirler. Çiçekçilik seraları için köyleri destekleyebilirler. Yine aynı şekilde süt kooperatifleri kurup insanları artık öncülük yapmak suretiyle belediyeler hayvancılık sektöründe de önünü açabilirler. Yani Soma sadece diyorum ki kömüre dayalı bir sektörden artık çıksın. İnsanlara farklı konularda da istihdam imkanı sağlansın. Bunun için de en güzel örnek İzmir Belediyesi. İzmir Büyükşehir Belediye'miz Sayın Azık Kocaoğlu, Bayındır'da, Gümüldür'de ve farklı yerlerde oranın köylülerine, vatandaşlarına bu konularda faaliyette bulunmakta. Ama biz halihazırda Manisa'da ve Soma'da köylülerimize bu anlamda hizmet vermemekteyiz. İşte bunlar benim sevgili Tanrıhan, sevgili Somalılar, 15 yıllık süre zarfında zaman zaman eksik gördüğüm, dile getirdiğim ve bazen de tepkiyle karşılaştığım görüşlerim. Ha diyeceksiniz ki sen de belediye başkanlığı yaptın 5 yıl boyunca. Sen bu sorunları çözebilir miydin? Şimdi istersen 2 dakika onu anlatayım müsaadenizle. Değerli Somalılar, ben 1999-2004 tarihleri arasında belediye başkanlığı yaptım. Ve görev yaptığım süre zarfında kendi partimin koalisyon hükümetinde olduğu 3 yıl boyunca çalışma şansım oldu. Onun dışında 2 yıl bir muhalefet belediye başkanı olarak görev yaptım. Bu çerçevede o insanların bu olaya bakmasını istiyorum. Üstelik ve bu 5 yıllık süre zarfında Soma'nın en büyük sorunu olan kanalizasyon ve içme suyu alt yatırımını gerçekleştirmek durumunda kaldım. Ha pişman mıyım? Asla değilim. Bugün göreve gelsem gene aynı şeyi yaparım. Soma'nın en önemli ihtiyacı içme suyu problemiydi. Evet. O depolarıyla birlikte 183 bin metre bir hat döşedik. Soma'nın susuzluğunu sona erdirdik. Yine benim dönemimde Soma'da foset kanallarından insanlar, affedersiniz, kanalizasyon ihtiyacını gideriyorlardı. Soma'yı kanalizasyon hatlarına kavuşturduk. Bu dönemde işte belediye başkanlığı yaptığım dönemde Muzaffer Ecemiş kapalı spor salonunu kazandırdık. Koru Parkı kazandırdık. Gündüz Beder Kültür Merkezi'ni Soma'ya kazandırdık. Festivalimiz vardı. Çok güzel bir festival yapabildik. Yine askeri getirdik. 40'ar jandarma alayının binlerce askerini tarihinde ilk defa Soma'ya getirdik ki esnafımıza bir nebze katkısı olsun diye. Benim görev yaptığım süre zarfında dar imkanlarla, kısıtlı imkanlarla yapabildiğim şeyler bunlardı. Ha gönül çok daha güzel şeyler arzu ediyordu. Ama ben üstüne basa basa söylüyorum. 3 dönem iktidarla uyumlu bir belediye şansı yakalayamadım. İşte Hasan Ergen arkadaşım bu konuda gerçekten büyük bir fırsat sağladı, yakaladı. Keşke bu saydığım olumsuz gelişmeler çözülmüş olsaydı da Soma şu anda hak ettiği yerden
çok daha iyi yerlere gelseydi diyorum. Ama gene de emek verenden, hizmet verenden, bugüne kadar saydığım, pozitif anlamda saydığım hizmet verenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önder Başkanım, tabii ki çok tecrübelisiniz, çok donanımlısınız bu konularda. Çok teşekkür ederim. Ben de açık söyleyeyim, sizle bu konularla konuşmaktan şahsıma da keyif alıyorum aslında ama. Çok sağ olun. Şimdi birincisi, öncelikle süremiz çok dar. Evet. İkincisi, bugünkü konumuz bambaşka bir konu. Evet. İleriki günlerde zaten artık herhalde yılbaşından sonra seçim hattına da girilecek. Evet, yani bütün Türkiye'de, hattı. Soma'da vesaire. Sizler de tabii bu konularda en genel tecrübelerinizi, bilgilerinizi aktaracaksınız ve çok sayıda program yapacağız. Çok sağ olun. İnşallah sizlerle de daha yoğun programlar yaparız. İnşallah. Bunları daha geniş konuşuruz. Tabii, tabii. Ben esas ana konumuza gelmek istiyorum şu anda. Memnuniyetle. Ama ondan önce tabii ki siz de belirttiniz. Tabii ki pozitif yapılanlar, negatif yapılanlar, eksik yapılanlar var ama tabii Soma Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ergen'in de çok yoğun bir çabası var bu konularda. Allah yani, razı olsun. Yani, eksikleri ederiz. Vardır yoktur tabii, ayrı tabii. Bir konu ama yani hakikaten işte bir Ankara'da bir burada koşturup duruyor yani bir şeyler yapmak için. Kolay değil. Somamız çok büyüdü. Çok büyüdü. Hakikaten. Sorunlar da çok siz büyüdü. Siz gerçi saydınız işte bu termik santralin yapılması, Çimento evet, fabrikasının evet. Yapılması ki Çimento fabrikasının yapılması özellikle tamamen şahsının gayretleri sonucudur. Evet. Güzel bir giriş. 1500-2000 kişi çalışacak. Oradaki çok hızlı gidiyor. Ben de geçen gün bir işim dolayısıyla ziyaret ettim Çimento fabrikasını. Çok güzel. 2018'in ilk aylarında bitirmeyi hedefliyorlar. Programı çok tutturmuşlar. Çok Somamız için ayırmış. Çok yoğun bir çalışma var. Keza Organize Sanayi Bölgesi'nin tabii ki ne kadar gecikse de şu anda sonuçlanma aşamasına gelmesi ki şimdi konuşacağız o konuyu da tabii. Selçuk Başkan'la da ilgili. İnşallah. O konuda şeyi de atlamayalım. Ticaret Odası Başkanı Hakan Işık'ın da yoğun çalışmalarını atlamayalım. Kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Büyük bir gayret sarf etti. Aynen. Sevgili Hakan'ı da tebrik ediyorum. O konuda onun da çok şeyini emeği atlamamak çoktur. Lazım. Emeği çoktur. Bunlardan sonra Önder Başkanım şimdi esas konumuza gelelim. Evet. Birkaç gün önce yine sosyal medya hesaplarınızdan Sayın Selçuk Özdağ'la ilgili Manisa Milletvekili doçent doktor Sayın Selçuk Özdağ'la ilgili bir eleştirisel bir evet, yazı yayınladınız. Evet. Bu yazıda Selçuk Özdağ'ın çok fazla bir iş yapmadığını, sonra evet. Çok fazla bir katkıda bulunmadığını, özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nin 2015 yılında başlayacak açıklamalarına rağmen başlamamış oluşunu ve fakülte konusunda ki üstüne çok basa basa evet. Durdunuz ki çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa gezisinde evet. Termik santral yapan Colin firmasından böyle bir fakülte binasının isteneceği yönünde eleştirisel bir yazı yayınladınız. Ve maalesef maden kazasında da işte Soma'ya gelen bu konularla ilgili bir takım paralar olduğunu, bir miktar paralar olduğunu ve paraların da nereye gittiğinin belli evet. Olmadığını evet. Yazdınız. İlkokulları işte sendikalar yaptıracaksa, işte fakülteleri de firmalar yaptıracaksa sizden ne iş yapıyorsunuz diye de bağladınız. Evet. Sonradan da sizden dinleyelim. Nasıl gelişmeler oldu, ne oldu? Bir anlatır mısınız? Tabii. Şimdi sevgili Tandoğan, sevgili Somalılar, ifade ettiğiniz gibi zaman zaman eleştirel yazılarıma devam etmekteyim. Övgü dolu yazılarıma da devam etmekteyim. İşte bunlardan bir tanesini de dün Facebook sayfamda paylaştım. Sayın Selçuk Özdağ'ın Cumhurbaşkanımızın Manisa ziyaretinde gündeme getireceği bir konuyla ilgili olarak eleştirel bir yazı yazdım. Kendisiyle de bugüne kadar en ufak bir diyalogum olmadı. Onu da sevgili Somalılara ifade etmek isterim. Gerçekten 15 yıldan beri en önemli olarak sorun gördüğüm, en önemli sorun olarak gördüğüm iki konuda Sayın Selçuk Özdağ bir açıklama yaptı. Evet. Birisi fakülte konusuydu, biri de Organize Sanayi Bölgesi. Evet. Ben dedim ki, yani Sayın Vekilim, sizler böyle bir ifadede bulunmuşsunuz. İşte Colin yapacak, oradan söz aldık fakülte için. Ama 15 yıldan beri biz bu sözleri çok duyduk anlamında. Yani ne zaman olacak bu falan? Böyle bir eleştirel yazı yazdım. Yine Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak da siz aynı sözleri 2015 yılında da sarf etmiştiniz. Hatta Ekim ayında devreye girecek hayırlı olsun Somalılar diye gazete haberi yapmıştınız. Yani kusura bakmayın biz artık bu çok özür dileyerek söylüyorum masallara karnımız tok gibilerden bir yazı yazdım. Ve bu yazıyı yazdıktan yaklaşık yalan söylemeyeyim bir saat sonra falan telefonum çaldı. Telefonda da tanımadığım bir numara açtım. Önder Bey'le mi görüşüyorum dedi. Evet buyurun efendim dedim. Ben dedi Manisa Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ.
Yani şimdi tabii ne diyeceğimi şaşırdım. İlk defa şaşırdım. Ben de 20 yıldan beri aşağı yukarı politikanın içindeyim. Yani zaman zaman ilçemizde bakanlar ağırladım, milletvekillerini, başbakanlar ağırladık, karşıladık, genel başkanlar ağırladık. Ama ilk defa şaşırdım ve heyecanlandım. Neden? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden beri zaman zaman eleştiriler yazıyorum. Sadece Selçuk Bey'le ilgili değil. Zaman zaman Recai Bey'le, Muzaffer Yurtbaş'la, Uğur Erdemir'le, işte diğer milletvekili zaman. Ama ilk defa bana, geri dönüş oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinden bana geri dönüş oldu. İnanın çok mutlu oldum. Ve ben bunu Türk demokrasisi adına ve Soma siyasi hayatı adına takdirle karşılıyorum. Sayın vekilimin son derece nezaketli ve kibar bir dille bana teker teker yaptığı çalışmaları ve özellikle fakülteyle ve Soma Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili beni bilgilendirmesinden dolayı çok mutlu oldum. Ve kendisine de bu anlamda bir teşekkür yazısı yazdım. Şimdi sayın vekilimiz özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde kendisine hak verdim. Bana anlattığı kadarıyla 2015 yılında devreye girecekti. Ancak mahkemelerin çok gecikmesi münasebetiyle bu işin 2017 yılına kadar sarktığını ve artık bu mahkemelerde sonuçlanmasıyla birlikte işin sonuna geldiklerini ifade ettiler. Daha sonra Sayın Belediye Başkanımız Hasan Bey'in de yanına gittim. Sağ olsun orada 850 milyar lira bir kaynağı belediyeden aktardıklarını ifade etti. Ve o da bu işin sonuna geldiklerini beyan edince ben rahatladım. İnşallah sözlere verdikleri gibi ve ifade ettikleri gibi organize sanayi bölgemiz hizmete girer, bir an önce hizmete girer ve Soma'da işsizlik problemine çözüm olur diye düşünüyorum. Bunun gibi aynı şekilde fakülteyle ilgili de sayın milletvekilimiz açıklamalarda bulundular. Dediler ki işte Colin şirketinden sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde söz aldım. Fakülte binalarını yapmak üzere hazır olduklarını ifade ettiler. Ve bu konuda Cumhurbaşkanımızın huzurunda bunu artık bir akite bağlayacağız diye ifadede bulundular. Bu da benim için çok önemli. Doğru. Eğer gerçekten sayın vekilimizin ifade ettikleri gibi Soma'mız maden fakültesi olacağını beyan etti bana. Rektör Bey'le de görüşmüş sayın vekilimiz. Bir maden fakültesi açılması durumunda önünü açtıktan sonra inşallah bir de sosyal hizmetler fakültesi de düşünüldüğünü öğrendim. Bunların Soma'ya yapılması durumunda iddia ediyorum Soma Manisa'nın bir numaralı ilçesi olmaya aday bir ilçe olacaktır. İşte ben bir Somalı olarak bunları arzu ediyorum. Bunları görmek istiyorum. Yani benim yazdıklarımdan hiçbir arkadaşım, hiçbir Somalı, hiçbir AKP'li arkadaşım lütfen başka mesajlar çıkarmasın. Ben Soma'mın, doğduğum, büyüdüğüm ilçemin çok iyi yerlere gelmesini arzu ediyorum. Ve bu anlamda ve bu bağlamda yazıyorum. İşte Selçuk Özdağ milletvekilim de aradı. Beni çok mutlu etti. Demokrasi adına çok mutlu etti. Kendisine teşekkür etmeyi bir boş biliyorum. Ha bunu da söyleyeyim yalnız. Kendilerinin verdiği sözün de takipçisi olacağımı da burada Somalıların huzurunda ifade etmek istiyorum. Yani sigara kağıdı hesap olmasın. Çünkü biz çok siyasetçiler gördük gelmiş geçmiş dönemde. Çok sözler biliyoruz. İnşallah sayın vekilimin bu konuda takipçi olduğuna inanıyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah. Önder Başkanım ben de Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ hem şahsım hem de kuruluşumuz adına ben de teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten kendisi çok değişik bir insan, öyle diyeyim. Evet. Çok iyi bir insan. Her şeyle çok ilgileniyor. Devamlı irtibat halindeyiz. Devamlı arıyor, soruyor. Biz sorunlarımızı aktarıyoruz ve gereken neyse yapmaya çalışıyor. Ben de kendilerine buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Önder Başkanım konumuz aslında buydu. Ve biz dün akşam Selçuk Başkanımızla da telefonla görüştük. Kendisi aslında bize şu anda telefon bağlantısı kuracaktık. Evet. Hem de sizi bir kere daha bir araya getirecektik canlı yayında. Fakat kendisi şu anda külliyede. Cumhurbaşkanımızın yanında. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında toplantıda. Malum Cuma günkü Cumhurbaşkanımızın gezisi için. Evet. Saat 13.30 gibi toplantıdan çıkacağını ve müsait olacağını söyledi. İsterseniz biz de bir ara verelim 13.30'a kadar. Olabilir.
Kendisi müsaade olduğu zaman telefon bağlantısına tekrar devam edelim programımıza. Memnuniyetle. Ben çok çok teşekkür ediyorum Önder Başkanım. Efendim, ben teşekkür ederim. Renk attınız. Çok teşekkürler. Tabii ki daha çok konu var. Daha çok görüşeceğiz, konuşacağız ama bu bilgiler için, bu değerlendirmeler için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de sevgili Somalı hemşehrilerime buradan bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı iletirken bana bu imkanı verdiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Herkese en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, sevgili somatv.net izleyicilerimiz, şimdilik programımıza ara veriyoruz. Saat 13.30'da Selçuk Başkanımızla kuracağımız telefon bağlantısına kadar hepinize sevgiler, saygılar. Evet sevgili somatv.net izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Şu anda telefon hattımızda, canlı bağlantımızda Manisa AK Parti milletvekili doçent doktor Sayın Selçuk Özdağ var. Selçuk Başkanımız, Sayın Vekilimiz şu anda Ankara'da. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir turizm şurası toplantısında. Kendisi bu yoğun vakitlerini bize ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Selçuk Başkanım hayırlı günler, hayırlı işler. Hayırlı günler. Bugün Kültür ve Turizm Şurası'nın üçüncüsü yapıyordu Türkiye. Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığı öncülüğünde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın himmetleriyle, tavasıtlarıyla güzel bir sempozyum olacak inşallah. Hem kültür dünyamıza hem de turizm dünyamıza ciddi katkılar olacak maddi ve manevi olarak. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum Selçuk Başkanım. Siz de bu yoğun programımızdan dolayı programımıza katıldınız. Şu anda yanımızda Atatürk'ü Düşünce Derneği Soma Şube Başkanı Sayın Önder Adar var. İsterseniz kendiniz... Merhabalar Sayın Vekilim, iyi günler. Selçuk Başkanım, şöyle konumuz çok kısa olarak şöyle özetlemek istiyorum size. Önder Başkanımız da bir dönem belediye başkanlığı yapan Somalı çok evet. Sevdiğimiz, saygıdeğer bir başkanımız. Bir sosyal medya hesabınızdan sizle ilgili bir eleştirisel yazı yazmıştı 2 gün önce. Evet. Ve siz de buna karşılık kendisini aradınız ve gerekli açıklamalarda bulundunuz. Biz de bu yüzden bir program düzenledik. Kendisini davet ettik programımıza. Sağ olsun eksik olmasa evet. O da katıldı. Aslında biz bunların hepsini kendisiyle konuştuk. Kendisi çok detaylı bir şekilde anlattı. Sizden de dinleyebilir miyiz Selçuk Başkanım? Konu neydi? Sayın Başkan Önder Bey, Atatürk'ün Düşünce Derneği Başkanı, eski de belediye başkanımız, sonra belediye başkanımız. Evet efendim. Kendi Facebook hesabından bir hususu paylaşmış. Ben Türkiye'nin özgür Türkiye olmasını, herkesin inandıklarını, düşüncelerini yazması taraftarıyım. Ve kendisini arayarak bazı hususlarda tavsiye ettim. Bazı hususlarla ilgili açıklama yaptım. Evet. Bununla ilgili kendisi çok memnun oldu. Birincisi şuydu. Biz organize sanayi ile ilgiliydi. Biliyorsunuz Manisa merkezinde 5 organize sanayimiz var. Evet. Manisa merkezdeki organize sanayi büyütmek yerine ilçelerde organize sanayi kurmayı daha doğru bulduk. Hem kökü durdurmak hem de bulundukları yerleri güçlendirmek. Üstün ilçeler haline dönüştürmek. Biz Halil'i de açtık. İki Turgut'u da açtık. İki Akhisar, bir tanesi açıldı. Biri de açılmak üzere. Bir de Soma'ydı. Biz bunu 2015 sonunda bitirecektik fakat bir mahkemeye takıldık. Sayın Başkan da bizim sözümüzü hatırlatıyor. Ben kendisine teşekkür ederim. Aynı zamanda kamuoyuna da açıklama lüzumu bize verdiği için, fırsatı verdiği için. Ben doğrudur, 2015 sonunda bitecekti. Ama bitmedi. Neden? Mahkemeye takıldık kamulaştırma konusunda. Geçen ay aşabildik. Şu an 850 bin lirada belediyemizden buraya bir yatırım aldırdık. İmar meselesini hallettik. Altyapıyı bugün yarın hallediyoruz. En kısa zamanda iş adamları da hazır. Allah nasip ederse burayı açarak Soma'da alternatif iş merkezleri üretmiş olacağız. Soma kömürlerine ilave olarak aynen öbür tarafta Alman Türk Konsorsiyumu çimento fabrikası gibi, öbür tarafta SEAŞ'ın yanı sıra 50 gibi, aynı zamanda da Colin gibi bir sonluk ama elektrik üreterek hem istihdam yaratacağız hem de Türkiye ekonomisine, Soma ekonomisine tutunmak oluyor. Bir diğer hususta Sayın Başkan burada bir fakültenin açılmasını gündeme getirmişti. Biz yüksekokul açtık oraya biliyorsunuz. 3 tekel binalarına ait önemli binayı, Enerji Bakanlığı'na ait 3 önemli binayı. Bunlara tahsis ettik. 2500 öğrencimiz okuyor. Bir fakülte olmasını istedim. Neden? Manisa merkezde de 20 öğrenci olarak engelleyebiliriz. Denizli'de açtık bir fakülte, yüksekokul var, fakülte var. Salihli'de açtık bir yüksekokul, bir fakülte var. Bu sene açıldı. Çok emeğim var, çok katkılarım var. Turgut'u da açtık biliyorsunuz. Yüksek Teknoloji Fakültesi Hasan Ferdi Turgut'tu. Bir tane Akhisar'da yüksek okulumuz var. Bir tane Soma'da yüksek okulumuz var. Soma'da bir fakülteye ihtiyacı var. Colin grubuyla şöyle bir konuşmamız geçti. Eğer uygun görürlerse
enerjiye başlarlarsa bir fark buraya bir fakülte açabilirdik, maden fakültesi. Onlar da neden uygun dediler ama henüz elimizde bir prensip yok, prensip kararı almadık, bir metin kararı almadık. Sayın Belediye Başkanımız Asya'yı tahsis etti, Hasan Ergene Bey, başarılı bir belediye başkanı. Şu an altyapısını tamamlıyoruz. Daha sonra da Konya'ya gideceğiz. Mahallemizle, milletvekillerimizle, sizlerle hep beraber, sivil toplum kuruluşta, Levent'ler Bey'le birlikte. Hadi bakalım, para kazanıyorsunuz, buraya bir fakülte yapın diyeceğiz. Çünkü insanlar bu memleketten kazanıyorlarsa bu memlekete harcaması bilmelidirler. Devletin imkanları her şeye yetmiyor. Evet. Bir diğer husus, biz orada hastane sözü vermiştik, bitirdik. Kendi yolu sözü vermiştik, bitirdik. Aynı zamanda depremde söz verdiğimiz bir konu, bir konu da onlar bitti. Yeni istihdam alanları oluşturmak, bir yandan sinir fabrikası, bir yandan kolin grubu, enerjiler, termik santraller. Bir diğer yandan da işte organize sanayi ile beraber iş çeşitliliğini artırmış oluyoruz. Biz onu da aynı zamanda Saadettin Saran bize bir spor salonu sözü vermişti, yaptı, açılışını yaptık. Bir Z kütüphane sözümüz vardı, onu yaptık. Aynı zamanda da orada Türkiye Futbol Federasyonu bize bir spor fakülteleri tesisleri açtı. Açtı, teslimatını yaptık. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı içinde geliyorlar. Oradaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ailelerine anahtarlarını teslim edeceğiz. Bir konut da birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacak. 17 ülkenin 15'inde hastane vardı. 200'ün merkezine yaptık. Onları da açıyoruz Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde. İnşallah. O nedenle de Soba'daki eleştirilere saygı duyarım. Biz siyasetçiyiz. Eleştiri olacak, takdir olacak. Eleştiriler yapıcı olursa çok memnun oluyoruz. O eleştiriler bize yol gösterici olursa onunla beraber Somanlara, Manisalara hizmet etmek istiyoruz. Ben aynısı siyaset yaptım. CHP'li, MHP'li, AK Partili'yiz. Alevi, Sünni'yi, sağcı, solcu demeden, dinlediğiniz Kürt, Türkmen demeden bunları yapmaya çalıştım. Ben Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı da bize bu vesileyle verdiği için. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Diliyorum inşallah. Evet. Öner Başkanım, sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sayın Vekilim, ben de öncelikle nezaketinizden ve değerli açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah ifade ettiğiniz gibi fakültemiz ve organize sanayi bölgemiz de en kısa sürede devreye girer ve Soma'mız hak ettiği yerlere gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Ancak bu canlı yayına gelmeden benden bazı arkadaşlarım bir husus size de dile getirmemi, sizden ricacı olmamı istediler. Şu anda halihazırda işten çıkarılan maden işçilerimizin tazminatlarıyla ilgili sıkıntılar var. Evet. Bunların çözümüyle de ilgili sizden yardım talep ediyorlar. Evet. Sayın Vekilim, kusura bakmazsanız bunu da dile getirmiş oldum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Çok güzel bir konu. Onların 5 taksitleri ödendi. Evet. Geri kalan kısmı ödenemedi. Neden ödenemedi? Bunların mal varlığına mahkeme el koydu. Eğer mal varlığına el koymamış olsaydı uyar madencilik gibi bunlar da belki mallarını tasfiye edecekler ve işçilerimiz tazminatlarını alamayacaklardı. Şimdi mahkeme biter bitmez, bunların nerede bir malları varsa onları bulmaya çalıştık. Ama mahkeme biter bitmez, mal varlıklarına el konulduğu için tazminatlar işçilerimize ödenmiş olacak. İnşallah Soma'da işsizliği sıfıra indirmek, en aza indirmek konusunda hep beraber çalışmalarımız devam edecek. İnşallah Sayın Vekilim, ben yine Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olarak bu sözlerin de takipçisi olacağımı ifade etmek istiyorum. Değerli zamanlarınızı ayırdığınız için de ayrı ayrı teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz de çok memnun oluruz. Takibinizde memnun oluruz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim, heyecan veririm. Birlikte daha güzel işler yaparız. İnşallah efendim. Peki Selçuk Başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Yoğun programınızdan vakit ayırdınız. Son olarak da size tabii ki 3 Kasım'daki Cuma günüyle ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa gezisiyle ilgili soru sormak istiyorum. Bununla ilgili nasıl bir program var? Cumhurbaşkanımız Manisa'da olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bir toplu açılış için Manisa'ya teşrif edecekler. Cuma namazında Manisa'da olacaklar. Bütün Manisa'lıları davet ediyor Cumhuriyet Meydanı'na, Mali Konağı'nın arkasında. Daha sonra da bir il danışma yapmış olacak teşkilatımızla. Evet. Genel başkan olması münasebetiyle inşallah. Manisa'lılar bir kez daha hizmetleri sunmuş olmamızın Manisa'lılara bahtiyarlık yaşayacağız. Manisa ve Manisa'lılar hizmetin en güzeline, en iyisine, en mükemmeline layıklar. İnşallah. Selçuk Başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak Somalılara söylemek istediğiniz mesajlarınızı alabilir miyiz? Bütün Somalıya, Karayılmaz diyarına, güzel insanlara, adamların teniyle ekmek kazananlara selam olsun. Peki, çok teşekkür ediyorum Selçuk Başkanım. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler efendim, saygılar. Kolay gelsin. Evet sevgili SomaTV.net izleyicileri, Selçuk Başkanımıza da canlı telefon yayınımızı gerçekleştirdik.
Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir programda bize de zaman ayırdı. Ne kadar güzel değil mi Önder Başkanım? Yani siz ne olursa olsun rakip bir siyasi görüştesiniz. Selçuk Özdağ başka bir siyasi parti milletvekili. Ama çok güzel bir araya gelebiliyorsunuz, tabii. Konuşabiliyorsunuz, görüşebiliyorsunuz. İşte siyaset böyle olmalı. Yani böyle olmalı yani değil mi? Özellikle son dönemde kutuplaşmanın, ötekileştirmenin Soma'ya ve ülkemize zarar verdiği kanaatindeyim. Her görüşten insanlar Soma için, Türkiye için, bayrak için bir araya gelebilmeli. Birbirini eleştirdiği kadar güzel hizmetler için de övebilmeli. Ben bu bağlamda bu çalışmalara devam edeceğimi ifade ediyorum. İnşallah Sayın Vekilimin verdiği sözler en kısa sürede yerine gelir ve ben bir karşı görüşten insan olarak bundan iftar ederim. Ne güzel. Ne Soma'mıza güzel. Hayırlı olur inşallah. Çok, programımız çok, da Soma'da hayırlara vesile olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun evet efendim. Sevgili Soma TV.net izleyicileri, Atatürk Cumhuriyet Derneği Soma Şube Başkanı Sayın Önder Adan'ın katıldığı ve AK Parti Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdoğan da telefonla canlı yayınımıza bağlandı. Bu kısa programımıza şu anda bitiriyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum Önder Başkanım. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.